Merhaba sevgili çocuklar. Bugün ikinci sınıf matematik dersinde zamanı ölçme konusunu öğrenelim. Gelin bu dersimizde saati okumayı ve ayarlamayı öğrenelim birlikte. Çocuklar, zaman yerinde durmayan, kontrol edilemeyen ve sürekli akıp giden bir süreçtir. Şu anda bile zaman akıp gidiyor. İnsanlar zamanı kontrol edemeseler bile zaman ölçüleriyle hayatlarını düzenleme ve kontrol altına alma imkanına kavuşuyorlar. Bizler zamanı saatlerle ölçüyoruz. Zamanı ölçmeye yarayan alete saat denir. Günlük yaşantımızda birçok yerde saatle karşılaşırız. Zamanı kontrol etmek için birçok insan koluna saat takar ve hemen hemen evin her yerinde ya da her evde mutlaka bir saat vardır. Gördüğünüz gibi saat çeşitleri yine evimizde bulunan saatler, kolumuza taktığımız saatler ya da diğerlerinden farklı olarak saatler. Bunların hepsini birazdan öğreneceğiz. Evet, günlük hayatta analog saat ve dijital saat kullanılır. Analog saatimiz gördüğünüz gibi şu resimde ve dijital saatimiz. Analog saatimizde yelkovan ve akrep bulunmakta çocuklar. Yelkovan dakikaları gösterir. Gördüğünüz gibi uzun olan, saatimizde uzun olan nesne yelkovandır ve dakikayı gösterir. Akrep ise saatleri gösterir. Yelkovana göre daha kısadır. Dijital saatlerde ise saatin sağ tarafı dakikaları gösterir ve sol tarafı da saatleri gösterir. Analog saatlerde bir saatin geçmesi için yelkovanın bir tam tur atması gerekir. Burada görüldüğü gibi bakın. Buradan başlayıp bir tam tur attığı zaman yelkovan 60 dakikayı tamamlamış oluyor ve bu bir saati gösteriyor. Bu tur tamamlandığında saat 2'den 3'e gelecek. Analog saatte akrep gece 12'den başlayıp öğlen 12'ye kadar geçen süreyi 12 saatte tamamlar. Akrep öğlen 12'den başlayıp gece 12'ye kadar geçen süreyi de 12 saatte tamamlar. Yani bir günlük zaman dilimi 12 artı 12 24 saattir. Yani akrep bir günü tamamlamak için tam 2 tur atmak durumunda saatin üzerinde. Evet çocuklar, yani biraz önce de söylediğimiz gibi bir gün 24 saattir. Bu saatlerin 12'si öğleden önce, 12'si öğleden sonra olarak adlandırılır. Dijital saatte öğleden sonra okurken analog saatin gösterdiği zamana 12 ekleriz. Şimdi resimdeki analog saatimiz kaçı gösteriyor? 8'i gösteriyor, değil mi? Öğleden sonrası için 8'e 12 ekliyoruz. Neyi bulduk? 20'yi bulduk. Demek ki saat öğleden sonra 20'yi gösteriyor, değil mi? Bu durumu örneklerle inceleyelim. Bakın, bir analog saatimiz var. Burada yelkovan 12'yi gösteriyor. Yani tam saat olarak ifade ediliyor bu durum. Yelkovanımız 12'yi gösterdiği zaman bu durum bize tam saati gösterir. Okumak istediğimiz zaman öğleden önce kaç? 3, değil mi? Peki öğleden sonrası için 12 artı 3, 15. Bakın 12 ekliyoruz öğleden sonrası için. Bu bir tam saat. Buraya dikkat edelim. Yelkovan 12'yi gösterdiği zaman bize tam saati gösterir. Şimdi bakalım yarım saatler var. Biz bunu buçuk olarak da ifade ediyoruz. Eğer yelkovanımız 6'nın üzerinde ise bu bize buçuk ifade eder. Yarım saattir. Saatimize bakalım. Bir buçuk. Öğleden önce ise bir buçuk şeklinde okuyoruz. Şuraya da yazalım.
Eğer öğleden sonra ise ne yapıyorduk? 12 saat ekliyorduk. 1.30'a 12 eklersek 13, ne yapıyoruz? 13, 30 şeklinde okuyoruz, değil mi? Öğleden sonra 1.30 şeklinde de okuyabiliriz. Bir de çeyrek ifademiz var saatleri okurken. Eğer yelkovanımız 3'ü gösteriyorsa, biz bunu nasıl okuyoruz biliyor musunuz çocuklar? Çeyrek geçiyor diye okuyoruz. Şimdi saatimize bakalım. Saatimize bakalım. Kaçı gösteriyor? 6 çeyrek. Eğer öğleden sonra ise 6'ya, yani saatimize 12 ekliyoruz. 12 artı 6, 18. Kaç geçiyordu? Çeyrek geçiyordu. 18'i çeyrek geçiyor şeklinde okuyabiliriz ya da 18-15 şeklinde okuyabiliriz öğleden sonrası için. Diğer bir ifademiz ise yelkovanın 9'un üzerinde olduğu, 45 geçe ya da çeyrek kala ifadesi. Eğer 45 geçe okuyorsak saatin önceki, yani tam tur atmadan önceki saati okuyoruz. Yani 6.45 ya da 7'ye çeyrek var da diyebiliriz bunu. Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Eğer dakikayı söylüyorsak, önceki saati var ifadesini kullanıyorsak sonraki saati söyleyeceğiz, değil mi çocuklar? Şimdi gelelim bu saatlerin okunuşlarını yazalım birlikte. Evet, akrebimiz 9'un üzerinde, yelkovanımız 6'nın üzerinde. Bu bir yarım saattir. Biz bunu nasıl okuruz? Eğer öğleden sonra, öğleden önce ise 9 buçuk ya da 9.30 şeklinde. Şöyle yapalım. 9 buçuk. Öğleden sonrası için ne yapıyorduk? Saatimize 12 ekliyorduk. Saatimiz kaç? 9. 9 artı 12 21 yapar. 21.30. Değil mi? Bu da bize öğleden sonrayı gösterir. Burada siyah saatimiz bir tam saati gösteriyor. Akrebimiz 7'nin üzerinde, yelkovanımız 12'nin üzerinde. Bu bir tam saat. Şuraya da yarım olduğunu belirtelim. Evet, saat 7. Değil mi çocuklar? 7.00. Bu öğleden önce. Peki öğleden sonra olarak ifade etmek istersek ne yapıyorduk? 12 ekliyorduk, değil mi? 7 artı 12 kaç yapar? 19 yapar. Bu da öğleden sonra 19 olarak ifade edilir. Saatin öğleden önce mi, öğleden sonra mı olduğunu anlamamız için günün hangi bölümünde olduğuna bakmamız lazım. Öğleye kadar kısım öğleden önce, öğleden sonraki kısım öğleden sonra. Yine bir tam saatimiz var. Okuyalım. Saat 5. Bu nedir? Öğleden önce, değil mi? Öğleden sonra ise kaç yapardı? 12'ye 5 ekleyin. Artık zihinden yapabilirsiniz. Evet. 12'ye 5 ekliyoruz hemen. 17 yapar, değil mi çocuklar? Saatimiz eğer öğleden sonra ise 17'ymiş. Yine bir yarım saatimiz söz konusu burada. Yarım saat. 2.30. Saate 12 ekleyin. Öğleden önce. Saate 12 eklersek 14.30 öğleden sonra. Evet, yine bir yarım saat.
Çünkü yelkovanımız altının üzerinde. Saatimiz kaçı gösteriyor? 4:30 ya da öğleden sonra ise önce diyelim. Öğleden sonra ise dörde 12 ekliyoruz. 4:12 daha 16:30. Yine bir tam saatimiz var. Saat 2. Bu öğleden önce. Öğleden sonra ise 12 artı 2, 14 yapar. Evet, devam edelim. Yine bir tam saatimiz. Öğleden önce ayırmışız burada. Saat 1'dir, değil mi çocuklar? Öğleden önce. Eğer öğleden sonra ise 1 artı 12, 13'tür. Diğer örneklerimize bakalım. Bir yarım saatimiz var burada. Öğleden önce 2:30, öğleden sonra 14:30 şeklinde ifade edebiliriz. Yine yarım. Kaç? 7:30. Öğleden önce 12 eklediğimiz zaman 19:30'da öğleden sonra. Gelelim bir sonraki örneğimize. Bakın, çeyrek. Saat kaç? 12 çeyrek. Saatleri okurken çocuklar 12 eklediğimiz zaman 24 diye okumuyoruz. Tekrar bir gün ilerlemiş olduğu için 24'ü tamamladığı zaman 12 artı 12, 24'ü tamamladığı zaman bu. Biz bunu yeni bir günden başlıyoruz. 00:15 şeklinde okuyoruz. Evet. Yelkovanımız 9'un üzerinde çeyrek var. Ya da çeyrek kala ifadesi. Saati nasıl okuyabiliriz? 3:45 sabah ya da 15:45 şeklinde okuyabiliriz ya da okunuşu şu şekilde de olabilir. Kaça gelecek saat? 16'ya gelecek ya da 4'e gelecek, değil mi? 4'e gelmek üzere. 4'e çeyrek kala ya da 4'e çeyrek var şeklinde de okuyabiliriz saatimizi. Evet çocuklar, saatlerin okunuşunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.